Bilenler bilirler. Martılar deniz kenarında yaşar. Ama bu gelenek Türkiye'de biraz değişti. Martılar bir deniz kenarında yaşar, iki Ankara'da yaşarlar. Hem de Ankara'nın ta göbeğinde. Yani göl başında falan değil. Nasıl olmuş? Samsun'dan yola çıkan ya da Trabzon'dan, Rize'den yola çıkan balık kamyonlarının üstünde yolculuğa başlayan martılar bir şekilde Ankara balık haline gelmişler. Ondan sonra da orada kalmışlar. Geri dönemeyince de o balık halinde karınlarını doyurmuşlar, orada yaşamışlar. Onlar Karadeniz'dekiler için belki de unutulmuş martılar. Vakti zamanında Samsun'dan yola çıkan martılar misali Türkler de Orta Asya'dan, Anadolu'ya, Anadolu'dan buraya yola çıktılar. Yine o martılar gibi gün geldi geri dönemediler. Geri dönemediler ama ya da geri dönmediler. Dönmek zorunda da değiller. Burası onların da yurdu. Ama ne oldu? Unutulmadılar. Gözden ırak, gönülden ırak olur mu? Her zaman değil. Unutmazsan gözden ırak, gönülden ırak olmaz. Farz-ı misal Makedonya Radoviç'e bağlı Ali Kocak ve Koca Ali köyünün tam girişindeyiz. Efendim buradaki soydaşlarımız için Deniz Feneri Derneği İştip'te bir okul yaptı ve okul faaliyette. Buradaki pek çok köye su getirdi. Ola ki şurada bizim yurttaşlarımızın, onların hayvanlarının, ihtiyaç sahiplerinin içtiği su belki de Deniz Feneri Derneği tarafından yapıldı. Diyeceğiz ama burası için öyle değil. Bir kıymetli kuruluşumuz daha var, devletimize bağlı, TİKA. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Bu bizim Türksiya Dırcava, yani Türk hükümetinin bir kuruluşu. İçme suyu sistemi Radoviç Belediyesi ile TİKA işbirliği tarafından yapılmış. Yani buradaki bütün içme şebekesinin altında bizim memleketimiz var. İnsanın da hoşuna gidiyor. Yoksa şehir girişleri hariç bir tabelanın üzerinde böyle uzun uzun konuşmak ve anons yapmak pek bize göre değil. Peki burada bu sulardan önce ne vardı? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bu sular ne zamandır var burada? Bir ay daha falan. Bir ay daha vardır. Bir iki ay. O kadar. Ondan önce ne yapıyordunuz? Bunarlardan aldık. Bunarlardan, derelerden. Nerede dere? Kaç kilometre uzakta? Daha 6 kilometre. 6 kilometreden su taşıyordunuz? Taşırdık yine. Affedersiniz, eşeklerle. Eşekle taşırdık. Bardak olan buralarda taşırdık. Şimdi çeşme şimdi ayağınızda. Şimdi daha ayağımızda, ayaklarda. Çok rahat şimdi, iyi. Peki şey nasıl? Ana vatan tarafından unutulmamak? İyidir.